Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle birlikte oyundaki almadığım tek tük kostümlerden birini alacağım. Umarım da video hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Ve abi çok önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. 19 Mart yani bu cumartesi günü arkadaşlar Game TV'nin sponsorluğunda benim sunacağım bir 3v3 turnuvası olacak ve büyük ödül tam 1500 TL. O yüzden siz de videonun açıklamalar kısmının en üstüne bırakacağım linkten ücretsiz bir şekilde bu turnuvaya kaydınızı yaptırmayı unutmayın arkadaşlar. Evet efendim, videoya girdik. Arkadaşlar dükkan kısmına giriyorum ve dükkan kısmında gördüğünüz gibi Davşan Grom adında bir kostümcüğümüz var. Bu kostüm arkadaşlar 49 taşa alacağım çünkü Grom'un herhangi bir kostümü tabii ki de yok abi. O yüzden bu koleksiyonu da tamamlamam gerekiyor. Gayet de tatlı 49 taşa bence. Özel savaşçı modeli var, özel efektler var, özel kaplama var, özel animasyon var. Yok yok, bence bu taşa bu kostüm kesinlikle hak ediyor diye düşünüyorum. Hem de video içerisinde kostümün detaylarını da göreceğiz arkadaşlar. Hemen Grom'u seçelim. Şuradan hemen bulayım abi Grom'u. Ve Grom'la birlikte oynamaya başlayalım. Grom zaten çok OP bir karakterdi ama sonrasında bir nerf geldi bildiğiniz gibi. Bakalım nerfler nasıl olacak. Onu da test etmiş oluruz arkadaşlar. Şöyle ne kullanabiliriz başka? Başka da kullanabileceğimiz zaten bir şeyi yok. Tamam, okey. Okey baba. Bunu seçtim. Arka bahçede hemen ilk maça giriyorum. İki maçı bulan Ziya arkadaşlar. Umarım güzel bir maç geçer. Hadi bakalım. Atış animasyonlarını vesaire bakacağız şimdi. Şöyle bakalım. Oha oğlum, bu karakterim ne olmuş? Ben bunu bayağı da oynamıyorum arkadaşlar. Böyle garip gidiyor o karakter. Hayır, böyle olmamalıydı. Grom! Ne oldu sana Grom? Abi Grom'un ne biçim gidiyor lan böyle? Bu ne oğlum? Aa! Arkadaşlar çok ilginç değil mi ya? Lan nasıl hareket lan? Grom kendine gel lan. Grom çok ilginç olmuş arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Aa, acayip ilginç olmuş karakter ya. Valla acayip garipsedim. Şöyle atış animasyonu vesaire farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu gayet tatlı olmuş bence. Bom bom bom. Ay ne yaptı öyle bu ya? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Lan bu ne? Oğlum bu ne biçim karakter? Abi niye böyle oldu Grom? Lan Grom'u bayağıdır oynamıyordum. Ne olmuş lan Grom'a? Yani biliyordum böyle bir nerf yediğini, yani atışlarıyla alakalı, ama bu kadar da etki edeceğini düşünmüyordum arkadaşlar ben ya. Oğlum yakınındaki adama atamıyorsunuz bile doğru düzgün. Uzaktaki adama da geç gidiyor bu. Her türlü geç gidiyor ya. Oyunun en OP karakterlerinden biriydi bildiğiniz gibi Grom. Aa bildiğiniz. Aa ulti de çok tatlıymış bu arada. Ultiyi de yeni gördüm. Oyundaki en güçlü karakter şu an için pek de güçlü değilmiş. Onu görüyorum arkadaşlar şu an. Şu atışa baksana abi, ne kadar zor gidiyor. Ben böyle var ya, stil seni o tarifi alamam bu arada. Tamam, 3 tane yaparsam alırım onu. Ne olacak hocam? Gol yiyeceğiz galiba. Ya ama böyle olmaz. Abi bu ne biçim karakter ya? Oğlum karakteri full değiştirmişler. Üzüldüm şimdi bu karakterin haline. Ulti aynı gidiyor ama ya. Ulti aynı sürede gidiyor da biz vuruştan aynı sürede gittiğini söyleyemeyeceğim. Aslında iyi de gidiyorduk. Biz bunlara niye yeniliyoruz şu an ya? Yani neden böyle oldu? Baksana abi oğlum, topa bak. Bak bak ne kadar zor gidiyor. Bak, bak. Allah aşkına bak. Ay, Galaxy 2003 attı golü. Güzel bir gol attı bence. Ama şu an bu map'ten de olacak ki oynayamıyorum ben ya. Abi bir de karakteri hiç anlam veremedim şu an ben ya gerçekten. Baksana oğlum, bunu nasıl aldım ki ben bunları? Yok abi, inanılmaz zor. Şu an şuraya bak. İnanılmaz zor arkadaşlar Grom'la oynamak. Aa, ben şok, ben iptal. 2-1 yenildik ama gerçekten anlamadım abi bu karakteri ben şu an. Harbiden anlamadım. Daha devam ediyor Ziya efendim. Yanımızda Albert Einstein ve Go var. Hadi bakalım. Şuradadır muhtemelen. Var mı oradaki hocam? Hocam hocam. Şöyle bir tane daha. Oo, ne güzel yiyor. Oo, ne güzel yiyorsunuz arkadaşlar. Ver bana Albert Einstein, ver. Kır orayı Albert Einstein, kırsana. Albert Einstein yapacağım. Yapacağın iş niye böyle kanka? Neden abi yani? Anladın mı? Albert Einstein. Kırsana orayı. Acaba aksesuar yok mu adamın, anlamadım ki. Evet güzel, gel böyle, gel böyle, gel böyle, gel böyle, gel böyle. Acaba bunu oto vursam nasıl olur arkadaşlar ya? Çok nişan alınmalık bir karaktere dönmemiş bu. Sanki böyle oto vursanız daha böyle temiz gidermiş gibi atışlarınız. Öyle gibi hissettim. Bakalım oto deneyeceğim. Full oto. Ya bilmiyorum ya. Eskiden oto vurmuyordum ben bununla. Bununla oto vurmayınca daha eğlenceliydi ama şu an sanki oto daha çok iş yapacakmış gibi bir hissiyatım var. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Oy! Grom! Grom, Grom! Ay, o da iyi oynadı, o da iyi oynadı. Albert Einstein hadi. Ya Albert Einstein'den bir şey yok. O ultiyi sabaha kadar konuşamadım. Tutacak o Albert Einstein var. Sabaha kadar ultiyi tutacak. Lan bir at artık ultini ya.
Allah birader, at ultini at. Üçüncü maç dedik, bağrımıza bastık, yapma lan. Oğlum ben niye gol pozisyonlarına giriyorum ya bu takımda? İlginç, golleri ben attım, devam. Ve son maça da girdim arkadaşlar. Umarım güzel maç geçiririz ve videoyu bu şekilde noktalandırırız. İbo Pro mu? Aa, İbo Pro bir kere daha yanıma gelmişti lan. Bu videoda mıydı? Ondan önceki videoda mıydı? Neydi bilmiyorum ama İbo Pro iyi bir kardeşim. Yani umarım güzel bir maç geçer son maçta da. Dediğim gibi arkadaşlar bence 49 elmasa alınabilecek en iyi pozisyonlardan biri olmuş. Yani atış animasyonları vesaire var. Bu maçta birazcık daha oto deneyeceğim. Bakalım şu oto nasıl olacak bu karakterde. Böyle değiştirmişler ya, birazcık daha geç gidiyor. Ben oto daha iyi olabilir gibisinden geldi bana. Bir deneyelim, oto daha iyi olursa. Oto kullanmanızı öneririz arkadaşlar. Ölecek o. Goze. Aa, oto nasıl gidiyor şu an bilmiyorum ama oto sanki iyi ya karakterde. Ama da arada nişanlı aldım arkadaşlar. Oto olmaz. Olamaz dedim sana. Yani kesinlikle arkadaşlar bu karaktere kostümü dolmasından müte verilir. Bu 49 taşlık kostüm için değer 49 taş verilir yani kostüme kesinlikle. Oyundaki de benim karakterlerle bakımından tek kostüm olmayan karakterim buydu. Bunu da kostümünü aldığım için gayet mutluyum abi. Onu da söyleyebilirim. Öldünüz mü lan? Hadi geçmiş olsun kardeş. Kardeş. Öf, hepsini yedi, çok tatlı. Ama bu işte kırıyor ya kanka, çok sıkıntı yaşıyorum zaten. Burada her dakika sıkıntı yaşıyorum. Tamam, en azından İbo Pro orada Griff'le beraber almayı bildi. Yani dediğim gibi arkadaşlar 49 taşa kostüm olmayan bir karakterin bu kadar güzel bir kostümü gelmesi gayet hoş bence. Kesinlikle düşünmeden 49 taşınız varsa almanızı öneririm sizlere. Ooo, oynadık orada. Oynamaya devam mı bebeğim? Evet, geçmiş olsun arkadaşlar, golü de bulduk galiba. Ort atarsın değil mi? Adam birazcık riskli bir hareket ama güzel dedi. Ne yalan söyleyeyim. Güzel dedi, güzel. 30 saniye her türlü dayanırız, her türlü kazanırız o zaman. Orada İbo Pro bir videoda daha geldi yanıma. Bu videoda da olabilir, bilmiyorum. Hatırlamıyorum şimdi ama İbo Pro iyi oyuncu ya. İyi oynuyor kardeşim benim ya. Vallahi. İlk maçında mı geldi lan acaba bu videoda? Hatırlamıyorum ki yapan. Üf. Üçünü de aldım orada. Mortis şaşırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi üçünden önce. Tabii biz de böyle hocam. Tamam arkadaşlar, her zaman olduğu gibi bu kostümü de almadan önce yaptığım gibi içerik üstüne destek kısmına usta yazaraktan videoyu noktalandıracağım. Sizler de benim gibi içerik üstüne destek kısmına dükkanın insanından yazabilirsiniz ustayı ücretsiz bir şekilde ve yapmış olduğum çekilişlere de katılabilirsiniz arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir All Stars bölümüne görüşecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.